Mavira TV'den herkese iyi akşamlar diliyoruz efendim hoş geldiniz sapalar getirdiniz. Birlikte okuyalım kutat e, Kutatkobilik okumalarına bu hafta da devam ediyoruz. E, şöyle hemen metnimizi ekrana yansıtalım ve e, okumaya devam edelim vakit kaybetmeden. Şimdi efendim geçtiğimiz hafta e, da artık hastalanmıştı. E, dünyaya veda edecekti ki Aytoldu'nun e, temsil ettiği e, mana tabii ki devlet, kut, saadetti. E, onun e, faniliği, gelip geçiciliği, elden ele e, geçmesi e, bunu sembolize ediyor. Ama bir temsili hikaye olarak Aytoldu oğlu Ögdilmiş'e, Ögdilmiş de sahneye çıkmıştı geçtiğimiz derste. Ona bazı nasihatleri ölmeden önce son sözlerini iletmişti. Şimdi hükümdar Kün Toğdu'ya bir vasiyetname yazdığını göreceğiz Aytoldu'nun. Bakalım bu vasiyetnamede hangi hususlara dikkat çekecek Vezir Aytoldu. Bu zeki insan kağıt kalem istedi. Tanrı adıyla başlayarak bir yazı yazdı. Sözüne Tanrı adıyla başladı. Yaratan, yetiştiren ve göçüren Tanrı dedi. Bu yüz binlerce sayısız mahluku o yarattı. Hepsine rızık verir ve hiçbirini aç bırakmaz. O her şeye ve herkese hükmünü geçirir. Hiçbir desteğe ve yardımcıya muhtaç değildir. Dilerse yaratır ve her istediği olur. Yaptıkları hep onun isteğiyle vücuda gelmiştir. Bu sayısız mahlukları ölüm için yarattığı diri olan her şey ölecektir. Yalnız kendisi için ölüm yoktur. Yani hakkın zatının dışındaki her şey bir şekilde fena bulacaktır. Sadece onun zatı baki kalacaktır. Bu esaslara dikkat çekiyor. Tanrı benden sevgili peygambere aleyhissalatü vesselam devamlı olarak binlerce selam eriştirsin. Yine bakın o hiyerarşi önce bir münacat Allah'ın birliği, kudreti, onun bakiliğine vurgu yap, yap, yaptığı duanın içerisinde. Sonrasında da Hazreti Peygamber'e salatu selam erişmesi için dua etti. Diğer bütün ashabına da Rabbim sonsuz selamlarımı ulaştırsın. Ey devletli hükümdar, şimdi peygamberden sonra hükümdara geldi sıra. Çok uzun yaşa bu saltanat ile çok illere hükmet. Adım ait olduğu tavır ve hareketim dolun ay şeklindeydi. Bu dolunluk eksildi, varlığım ölümle bitiyor. Önceki bölümlerde de o ayın evrelerine benzetmişti devletin, saadetin e, o görüntülerini. E, yine burada da oraya bir atıf yapıyor, ait oldu kendi isminden hareketle. Ölüm meleği geldi ve beni sımsıkı bağladı. Kurtulacak yerim yok, hayatın tadı kalmadı. Bana iyilik ettin ve çok ihsanda bulundun ben ise sana karşı vazifemi ifa edemeden gidiyorum. Bu iyiliğin karşılığı olarak ey zeki insan şimdi sana vasiyetname yazıp bırakıyorum. Senin bu dünya işlerinde ben sana arkadaş idim işlerini doğrulukla yerine getirmeye çalıştım. İşte şimdi büyük bir bağlılıkla sana vasiyetim olan öğütlerimi yazıp bıraktım oku. İçten bağlı olan samimi insan ne der? Dinle. İnsanlığın başı bu samimiyettir. Bağırsaklık ol kör kişilik başı. Samimi yani bağırsak kişinin sözü tut savı. Samimi insanın sözünü ve öğüdünü tut. Bu söz ve öğüt sana bir devlet ağı olsun. Samimiyet söze tesir veren e, birincil şart aslında. Samimiyetle söylenen her söz, her öğüt bir nevi karşıdaki muhatabın kalbine, zihnine işleyecektir. Ama samimiyetten yoksun bir sözün elbette ki tesiri mümkün olmayacak. İnsanların hakikisi sadakatli insandır. Sadakatli insan, insanın sözünü tut, o seni büyütür. Tabii ki sadakat doğrulukla alakalı yani doğru söz söyleyen, Tutarlı kimselerden bahsediliyor burada sadakatli insan. Biraz böyle sadakatin anlamında günümüzde farklı ne diyelim çatallanmalar oldu diye düşünüyorum. Kayıtsız şartsız bir tabiyet değil sadakat. Elbette ki böyle bir boyutu var Hazreti Ebu Bekir Sıddık ismiyle biliyoruz. Ama dost doğru olmak yani arkadaşına, dostuna, eşine... Ee, sürekli doğruyu hatırlatmak anlamındadır bu. Yoksa e, bir yardakçılık ya da bir e, körü körüne bir bağlılıktan söz etmiyoruz. Yanındakini e, bir şekilde ateşten kurtarmak, tehlikelere karşı onu uyarma vazifesini kendisinde hisseden, bu mesuliyeti duyan insan sadık insandır. E, bu hususta bu kelimeye yüklediğimiz anlam, e, samimiyet ya da sadakat kelimesini yüklediğimiz anlam günümüz deformasyona uğradı sanki. Ey hükümdar, işte ben sana sadakatle bağlı insanım. Sözüme göre hareket et, ey mert insan. Evet, ölüm karşıma çıktı. Ben pişman oldum. Fakat bu sözlerin ve pişmanlığın bir fayda vermedi. Oğluyla konuşmasında da övdilmişle konuşmasında da ait oldu. Bu pişmanlığa çokça e, vurgu yapmıştı malum. Şimdi bana eda edilmiş ibadetler lazım oldu. Yapılmış kötülüklerin hepsi ancak pişmanlık getirir. Yani zamanında yapılmamış iyi işlerin sonrasında bir telafisi mümkün olmuyor ve insanda sürekli bir pişmanlık duygusu oluyor. Tabii ki insan konfor alanından çıkmayı rutin olarak yaptığı şeyleri terk etmeyi çok beceremiyor ama iyilikler de biraz bu rutinlerin dışına çıkmak kendini aşmakla alakalı bir husus bunu da her zaman yapamıyoruz iyilik e, dolayısıyla rutinin devamı değil o rutinin dışına çıkarak inisiyatif almak başkaları ile ilgili e, fayda sağlamak ve e, bir şekilde toplumsal bir fayda üretmek şeklinde de anlaşılabilir e, bunların bir vakti vardır bu vakit geçirilirse sonu pişmanlığa çıkar yapılmış kötülüklerin hepsi elbette ki kötülükler ki burada kötülükten maksat yapabilecekken bir iyiliği ihmal etmek de bir kötülük dolayısıyla bunların hepsi insana pişmanlık getirir diyor bu metinde de öyledir Hepimiz de bunu tecr tecrübe ederiz doğrusu toplanmış olan altın gümüşün gümüşüm olduğu gibi kaldı yani dünyada biriktirdiğimiz maddi kıymetler olduğu gibi kaldı onlardan benim hisseme ancak hesap vermek düştü hem bizimle gelmeyecekler bu topladığımız şeyler hem de bunların işte nereden kazandık, nereye harcadık gibi sualleri olacak. Bu da e, sırtımıza, boynumuza asılmış e, bir hesap pusulası, bir adisyon gibi peşimizden gelecek. Pişmanlık içinde feryat ediyorum fakat pişmanlık fayda vermiyor. Rabbin rahmetinden başka bir ümidim kalmadı. Sadece onun rahmetine sığınıyorum bu pişmanlık dolu kalbimle. İşte bugün ben elimde olmadan ölüp gidiyorum. Yarın sen de, yarın sen de şüphesiz arkamdan geleceksin. Ey hükümdar, ölüm henüz yaklaşmadan uyan, bilgini kullan, işini tanzim et. Yani hükümdar, e, sana söylüyorum, ölüm sana henüz yaklaşmadan zamanın varken şu bilgini kullan, birikimini kullan, işlerini yoluna koy. Yani işlerini bir şekilde tanzim et. Sen halkı beladan, zulümden koru, iyilik yap, elinle ve dilinle onu sevindir. Yani kimi? Halkı. Bir nevi <laughs> hükümdarlar, hani bu çoban kral benzetmesi vardır. Halkının çobanıdır. Onun işte gölgesindedir, sultanın gölgesindedir bir şekilde <laughs> halkı. Onun yaptığı iyilikler tüm kamuya, bütün insanlığa iyilik getirebilir ya da onun kötülüğü, ondan kaynak bulan, neşet eden kötülük bütün bir toplumu bozabilir. Dolayısıyla sen elinle, dilinle iyilik yap, zulümden, beladan kendini ve halkını korumuş ol. Sağlığında her şeyi iyilikle karşıla, malın ve servetin varken onları dağıt ve yedir. Yani ikramda bulun, cömert ol ki cömertlik... Ee, Padişaha, e, sultana en çok yakışan e, bir meziyettir. Küçüklüğünde uyanmış keskin gözlü ve doğru sözlü insan ne der dinle. E, ne güzel bir ifade. Küçüklüğünde uyanmış, e, daha e, erkenden uyanmış, ayah olmuş. Farkına varmış keskin gözlü yani feraset sahibi ve doğru sözlü insan ne der dinle ölüm gelmeden sen ölüme hazırlan hayattayken Tanrı'nın emirlerini yerine getir ibadette kusur etme ibadette kusur etme bu insanı diri tutar ölüm'e hazırlığın en güzel yöntemi işte budur Allah'ın emirlerine emirlerini yerine getir. Genel vaaz et, vazettiği insanlara indirdiği kitaplarıyla, peygamberleriyle tanıttığı o iyilik yoluna e, dahil ol. Ölüm gelip çatınca pişmanlık fayda vermez. Yani bu hayat hepimiz için erken ya da geç hangi yaşta olacağını bilmiyoruz. Sona gelecek o son andaki pişmanlık fayda vermez. Kara toprak altında istediğin kadar feryat et. Ey hükümdar gayret et benden sonra ömrünü boşuna harcama. Hani ait oldu hasta artık ben gidiyorum e, ayrılıyorum bu dünyadan geride kalan hükümdara. Yani benden sonra ömrünü asla boşa harcama e, ibadetle meşgul ol. Tabi bu ibadet dediğimiz işte elbette ki e, işte namazdır oruçtur hani e, ibadetler olduğu gibi kulluk. ...abd kökünden malum ibadet. Buradaki kulluk tabii ki bütün alanlarda hele hele sultan için... ...şimdi işte biraz önce bahsettiğimiz gibi umumu ilgilendiren meselelerde... ...adaleti gözetmesi de onun için bir ibadettir aslında. Bunu daha geniş anlamda anlayalım. Ama tabii ki işlerin kökünde kendi şahsi gelişimini kendi bireysel hayatındaki mesuliyetlerini yerine getirmesi ve daha geniş daireye böyle bir helezonik olarak geniş dairedeki sorumluluklarını bil ve bunlara riayet et demek istiyor. Bu dünya ve devlet seni aldatmasın, bütün işlerde daima doğruluğu göz önünde bulundur. Halka kanunu ve kanunu doğru ve dürüst tatbik et ki işte burası da önemli sultanlar için ki ilerleyen bölümlerde bunlar birazcık daha detaylanacak. Ee, kanunu yani töreyi e, düzgün bir şekilde, dürüst bir şekilde bu topluma tatbik et ki kıyamet gününde bahtiyar olasın. İşte sultanın en büyük meselesi de bu. Yani kanunu töreyi herkese e, doğru ve dürüst, adaletli bir şekilde uygulaması. Bu dünya için kendini ateşe atma. Bu dünya için kendini ateşe atma, özün otka atma bu dünya için. Ne vücudun, vücuttan öcünü al, nefsin boynunu kopar. Yani bu insan bir şekilde bedeni arzuları için bu dünyaya meyle diyor ki dünya ile insanın nefsı aynı yerden geliyor, topraktan geliyor. O temayülleri, hırsları, ihtiraslarını ee, sen ne yapacaksın terbiye edeceksin vücuttan öcünü al ona teslim olma nefsin boynunu kopar e, zor bir şey bu dile kolay ama zor bir şey tabi sen bu dünyanın beyisin ona kul olma o seni bırakmadan sen onu dol bırak <laughs> sen bu dünyanın beyisin ey sultan bu dünya begi, sen ana bolma kul sen zaten bu dünyanın beyisin ona niye kul oluyorsun o seni bırakmadan sen onu dul bırak. Fazla kibir ve gurura kapılma. Bu dünyaya güven olmaz. Sen ondan vazgeç. İyi insanları kendine yakın tut. Kötülerden uzak dur. Zararları dokunur. İyi insanları kendine yakın tut. Hani en baştan beri söylüyoruz yani iyi insan olmak mümkün değil. İyi insanlarla birlikte olunca insan iyileşebilir. Yani kötü insanlarla olunca kim olursanız olun Hangi makama o anda sahip olursanız olun bir şekilde o haller size sirayet edecek ve bir şekilde eğer daha yukarıdaysanız paçanızdan aşağı çekecek tabiri caizse. iyi insanları kendine yakın tutmak önemli. Kötülerden uzak dur zararları dokunur. İşte burada da iyi kötüyü fark edecek bir feraset gerekiyor. Bunun için de yukarıdaki ilk şartları yerine getirmek yani nefsin boynunu vurmak işte ibadetle meşgul olmak ve ne olduğunu nereden geldiğini bilmek kibire gurura kapılmamak sebebiyle Allah insana böyle bir feraset veriyor ve kötülerden uzak durabiliyor ya da iyi insanları kendine yakın tutabiliyor. İşini insanların harisine tevdi etme. Yani bir iş vereceksen ki yöneticilerin en önemli işlerinden birisi de işleri birilerine pay etmektir. Delegasyon mu diyoruz hani günümüzde? Bu işleri çok isteyenlere tevdi etme. Yani işte bir valilik talep ediyor birisi, ona verme, isteyene verme. Hazreti Peygamber'in de uygulamaları bu yönde malumunuz. Ehlinin malumudur. O kendisinden valilik talep eden kimseye vermiyor. İstemeyenlere ama o kabiliyeti gördüklerine bunu veriyor. Haris hırs içinde, ihtiras içinde olanlara, buna teşne olanlara bu işleri verme. İşte yöneticilerin belki de günümüzde de en çok belki düştüğü hatalardan birisi. Bir şekilde allem edip kallem edip kendisine çeşitli payeler isteyen haris, muhteris... Çoğu zaman da kifayetsiz muhteris e, kimselerin böyle e, görevleri bir şekilde e, delukta etmeleri, bunları almaları, koparmaları ya da yemeğini nankör insanlara yedirme. E, yemeğini nankör insanlara yedirme. Yani sonradan senin kuyunu kazacak insanlara, nankörlere bu imkanları açma. İbadette gayretli ol, günahtan sakın sana ahirette ancak ibadetin faydası e, dokunur. Yine ibadete geliyoruz. Yani e, esas olan şey o kulluk bilincini unutmamak. Ölümü unutma ona karşı hiçbir silah yoktur. Ölüm pusudan çıkar gibi bir gün karşına çıkar. Yani ölüme karşı herhangi bir silah yok. Ecelin e, bir devası yok. Bir pusudan çıkar gibi bir gün er ya da geç karşına çıkacak. Ne kadar kaçarsan kaç, ölüm nihayet seni yakalayacaktır. Ne kadar kalırsan kal, nihayet ölüm seni alıp götürecektir. Ölüme, yani bu ölüm gelecek hepimiz için. Bundan kaçış yok. Hatta doğal olan süreçte bu. Yani ölüm bir şekilde insan için doğal olan bir sonuçtur. Bundan kaçış yok. Hani günümüzde geçen derste de bahsetmiştik yani anti age yaşlanma korkusu ...işte bir ebediyet arzusu... ...sürekli işte... E, ...ömrü uzatma kaygusu... E, ...ya bunların... ...aslında nihayetinde... ...çok bir sonuç getirmeyeceğini... ...çok yaşasa yüze kadar yaşıyor... E, ...türküsünde de... E, ...mısrasında da ifade edildiği gibi... ...insanın bundan kaçışı yok... ...yani ölüm hepimiz için mukadder... ...ama esas olan nedir? Ölüme gafil... ...yakalanmamaktır... ...yani aklı başında olmak güzel bir insan olarak o ölüme e, ölümle yüzleşmektir. Gönlünü diri tut. Yani ölüm sana gelecek, sen gönlünü diri tut. Çünkü insanın gönlü ebedidir, ruhu ebedidir. Sen yeter ki onu diri tut. Ne kadar çok yaşarsan yaşa, bir gün o toprağa gireceksin. Zaten oradan geldin. Hani kim ölümden kaçıp kurtulmuş? Var mı kaçarak kurtulan var mı? Yok. Hani kim ecelini geciktirmiş? Yani ölüm vakti geldiğinde onu erteleyebilen var mı? Yani herhangi bir şeyi ya biraz bekle bir eve gidip geleyim vedalaşayım böyle bir şey olabiliyor mu? Olmuyor. Ve vaktini aşmıştır. Yani bunu geciktiremeyiz. Bu vakti aşamayız. Alim bu zamanı ve hayatı bir yakıştırma ile çok güzel anlatmıştır. Bir benzetme geliyor şimdi. İnsanoğlu bakarsan bir kervana benzer. Konak yerinde devamlı kalınmaz menziller nerede? Yani hani bir e, yolculukta bir gölge gibidir Hazreti Peygamberin hadisinde de. Bu dünya bir gölgelik, bir mola yeri gibi. İnsanın ezeli ezelden ebede yolculuğunda bu dünya bir mola yeri, bir dinlenme yeridir. Çocuk babasının sulbünden çıktıktan sonra ana karnı onun için birkaç aylık istirahat menzilidir. Nasıl ki insanın yaratılışında hani babadan gelen hücreler e, annenin e, rahminde bir canlıya dönüşüyor. Hani biz orada 9 ay bir e, mahdut sürede bulunuyoruz. Tıpkı bunun gibi dünyada aslında e, böyle bir istirahat yeri. Anasından doğup adı verilince yolcu olarak zamane atına biner. Annemizden doğduğumuz zaman da bu dünyada aslında bir durak olarak önce annemizin karnında bir durak. Oradaki vakti geçiriyoruz sonra bu dünyadaki vaktimizi geçiriyoruz. Gündüzü bir adım gecesi bir adım bu at onu ölüme götürür ve benzini soldurur. Sanki bir ata binmişiz bizi nereye doğru götürüyor ölüme doğru. Bir adımı gece bir adımı gündüz gece gündüz gece gündüz böyle devam ediyoruz. Bu dünya bir konak mezarın ikinci bir konaktır. Yani şimdi bir de mezar e, konağı var. Aynı misali Hazreti Mevlana'da verilen yani anne karnındaki bir çocuğa deseniz ki ya dışarıda o kadar güzel ferah bir dünya var ki çiçekler, böcekler, gökyüzü, masmavi denizler. Oradaki rahatını o daracık alandaki rahatını bozmak istemez. İnsanı da hani cennetler, altlarından ırmaklar akan cennetler vaat edilir. Ama insan peşini tercih ettiği için... aceleci ve aynı zamanda... bu manada zalim olduğu için... E, burayı terk etmek istemez. Ya da kendisine... E, teklif edilen bu... ebedi hayatı... E, ne diyelim... çok kabullenmek istemez. Çünkü peşin olanı tercih etmek ister. Heh, şimdi o dünyada... seni iki yol bekler. Bu iki yoldan acaba hangisi sana nasip olacaktır? Şimdi mezarda da... E, bir sonraki durağımız mezar... Şimdi burada da iki yol açılacak. Yolun sağa doğru ise işin yolundadır. Eğer sola doğru ise inleyerek başını yerden yere çal. Yani sol sağ geçen derslerde de yine bu Kur'an-ı Kerim'de de geçer malumunuz. Ey devletli hükümdar dünya bir tarladır. Dünya bir tarladır. İnsan bu tarlayı ekerse hayat ekini biçer. Yani bu dünyada güzel işler yaparak güzel tohumlar dikerek Sonunda neyi görürüz? Hani bir tohum dikiyoruz toprağa, sonrasında o meyve veriyor. İşte bunun gibidir. Bir topraktır yani. Sana bırakılmış bir alandır. Hayat ekine biçer Geri ne ekilirse yine o biter. Yani sen buğday ektin, oradan arpa çıkmaz. Ya da arpa ektin, buğday çıkmaz. Mısır ektin, mısır ektiğin yerden domates çıkar mı? Çıkmaz. Ne ekersen onu biçersin. Yine o biter ne verilirse karşılığında aynı şey alınır. Yani biz nasıl e, yapıyorsak sonuçları da öyle olacaktır. Tıpkı bu misalde olduğu gibi. Başkasının malını alma. Başkasının malını alma. E, kan dökme. Ölüm döşeğinde insan bu iki günah yüzünden inleyip durur. Aa, işte gelelim buraya. E, ne yazık ki bakın yani hiç belki de olmadığı kadar dünya tarihinde... Kan dökmenin bu kadar aleni bu kadar yabani bu kadar vahşi olduğu bir dönem belki de hiç yaşamamıştık ne talihsizlik mi diyelim böyle şeylere bizler şahit olmaktayız bunu yapan failler azmettiriciler onun üstündekiler onun üstündekiler bu günah yüzünden inleyip duracaklar işin sonunda. Yani. Çünkü bunun bir mantığı, bir e, izahı yok. Gerçekten öyle günlerden geçiyoruz. İzahı olmayan bir zamanı yaşıyoruz. E, umuyoruz Filistin'de ve diğer İslam ülkelerinde akan e, bu o, kan bir an önce durur e, ve bu insanlar bunu çünkü bilerek e, işliyorlar. Bunu bu kanları, bu çocuk kanlarını bilerek döküyorlar bu günahlar yüzünden onların inlediği zamanları da görmek diye bir duamız olsun. Bu rüyaya benzeyen hayat farkına varılmadan geçer. Gerek bey gerek kul bir daha gelmemek üzere gider. Yani kul da olsan, padişah da olsan, zengin de olsan, fakir de olsan herkes aynı yere gidecek. Hani geçen günlerin rüya gibi oldu. Yani bu bir çocuk için de böyle. 7 yaşındaki bir çocuk için de bu böyle. 38 yaşındaki bir yetişkin için de böyle. 80-90 yaşındaki birisi için de böyledir. Geçmiş bir rüya gibidir. Sanki dün gibi gelir. Kalan günlerinde de pişmanlıktan başka bir şey yoktur. Yani bu hayatta eğer doğru tohumları ekmiyorsak, iyilik için uğraşmıyorsak, gayret etmiyorsak pişmanlık kalacaktır geriye. Bak dün nasıl geçip gitti, bugün de geçip gidecektir. Uyanmış ve uyandıktan sonra pişman olmuş insan ne der dinle. Şimdi bunları bazen böyle konuşuyoruz. Hani biz de uyanmak için bir bir nevi metni okuyoruz. Uyanık olduğun halde hayatını rüya gibi geçirdin. Yani gözlerin açık ama bu dünyanın mahiyetini, bu dünyada bulunma amacını ne yaptın? Unuttun. Sürekli unuttun iyilikten geri durdun kötülük e, yoluna kendini düştün hırsa kapıldın İşte çok mal kazanayım e, insanları hatta onların canlarına kıyayım diye e, güç e, vehmettin kendinde e, bunların hepsi ne oldu e, yanına kar mı kaldı uyanık olduğun halde hayatını rüya gibi geçirdin faydası hani bana bundan bir iz göster. Ne kaldı peki yani? Heves ve arzuların için ömrünü harcadın, hayat tükendi. Elde ettiğin sadece pişmanlık oldu. Hayatta pek gafil davranma, dikkat et. Hayat ölümle çok yakındır. Ey hükümdar, hasis olma. Yani cimri olma, cömert ol. Cömert, cömertliğin adı ebedi kalır. Ölmez. Askere, orduya, ve mala güvenme. Ordu ve bu altın gümüşün sana bir faydası olmayacaktır. Başkaları için kendini feda etme, kendine acı da zorla ateşe atma. Şöyle bir e, hadis hatırlıyorum. Yani başkalarının dünyalarını iyileştirmek için kendi e, ahiretini tehlikeye atmamak. Bazen böyle durumlar da oluyor özellikle yöneticiler açısından. Yani doğru olmayan, e, adil olmayan bir şeyi e, işte halkın bir şekilde ee, teveccühünü kazanmak için yapmak da aslında bir e, yöneticinin sultanın e, kendisini ateş atması demek oluyor senden önceki dünya beyleri ve dünya bırakıp gittiler işte mezarları yatıyorlar ey benim parlak güneşim bu ölüm senin için de hazırlanmıştır ancak vaktim bekliyor Dünyanın eksik ve kusurlu taraflarını bilen ve üzerinde düşünmüş olan insan sana ne der? Dinle. Bakalım ne demiş. Bu dünya malı acı su gibidir. İnsan ne kadar içerse içsin kanmaz, onun dili bile ıslanmaz. Yani acı bir su ya da bir deniz suyu. Hazreti Mevlana da öyle ona benzetiyor. Dünya bir denizdir, insan işte bir gemi gibi düşünelim. Geminin içerisine su alır ya da o suya tamah eder. Onu içtikçe susuzluğu artar. Böyledir yani dünyanın vaziyeti acı su gibidir. Onu dili bile ıslanmaz. Ey yiğit bu dünya bir gölge gibidir. Onun peşine düşersen kaçar. Sen kaçarsan o sana koşar. Burada bir başka misal benim aklıma geldi. Hani siz yüzünüzü güneşe döndüğünüz zaman gölgeniz arkadadır ve arkadan sizi o gölge takip eder. Ama siz sırtınızı güneşe döndüğünüz zaman sürekli gölgenizi takip edersiniz ve o gölgeyi yakalamak da asla mümkün değildir. Hakikat güneşine yüzünü dönmek bir şekilde arkanızdan o dünyayı temsil eden gölgeyi getirecektir. Ama sırtınızı güneşe dönerseniz o ömrünüz o gölgenin peşinde koşmakla nihayet bulacak. Dikkat edersen dünya işi bir seraptır. İnsan tutmak için elini uzattıkça onu kaybeder. Hani bir çölde görülen serap e, malum. Bir su e, gördüm sanır koşar koşar e, ama o iştiyakla koşar ama onu bulamaz. E, i̇şte dünyada bu vaziyeti böyle. Ey hükümdar gayret et kendin iyi ol, beyi iyi olursa halk da iyi olur. İşte bu da sürekli siyasetnamelerde bu metinlerde tekrar edilen bir şey. Yani bey iyi olursa halk da iyi olur. Halk koyun gibidir. Bey onun çobanıdır. Çoban koyunlara karşı merhametli olmalıdır. Kapıda birçok aç kurt toplanmıştır. Ey hükümdar koyunları iyice muhafaza altına al. İşinde hiddetli olma, öfkene hakim ol. Beyler hiddetli olursa mülk ve saltanat haleldar olur. İnsanlara kaba söz söyleme, kaba söz alev alev yanan bir ateştir. Sakin, sakin halim selim ve yumuşak huylu ol ve böylelikle bütün iyiliklere elini uzat. Önünde uzun bir yol, bir sefer vardır. Akıllı olan bu yol için azığını iyice hazırlar. Ey devletli hükümdar, sen saray ve köşkler yaptırma. Kara toprak altında senin evin hazırdır. Evet. Yüksek, geniş ve süslü sarayların burada kalacak. Sen de inleyerek karanlık toprak evde yatacaksın. Niçin bu altın gümüşten hazine topluyorsun? Senin hissine düşecek iki şey, iki parça bezden ibarettir. Yani çok açık ve net bir şekilde 10 asır öncesinde böyle şeyler hatırlatılıyor. mukadder son ve insanın düştüğü bu işte mal toplama Şatafat gailesinin boşluğuna vurgu yapıyor. Ait oldu hükümdara vasiyetinde. Yani onu da unutmayalım ne anlatıyoruz. Şair buna benzer bir söz söylemiştir. Şairin bu sözü bak söze yol açar. Gafil insan oğlu çok mal toplar. Kendisine yemek nasip olacağını bunu düşünmez bile. Zenginleşip bütün dileklerine kavuşunca ömrü de sona erer ve canı uçar gider ondan uzaklaşır biraz da bilmiyorum yani e, ben 38 yaşındayım böyle yaş ilerledikçe yani gözlemlediğimiz bu dünya malına olan e, e, temayül de artıyor sanki yani insan birazcık daha e, hani vakit geçiyor bu dünyayı terk ediyoruz e, ölümün biraz kokusunu alıyor e, ve bir telaşla böyle biriktirme hevesi işte o gayreti biraz daha mal toplama hevesi artıyor sanki bu da enteresan bir e, mesele. Ey hükümdar, avunma ve huzura güvenme. Bu avunman ve güvenmen seni gaflet uykusuna düşürür. Yani avunmak ve huzuruna güvenmek. Yani avunmak. İnsan e, sürekli kendisini e, meşru e, gösterecek ya da o meşruiyetini inşa edecek bahaneler bulmakla e, e, mahirdir. Yani Çünkü akıl ve nefis birbirine e, sürekli <laughs> e, ne diyelim kontrol eden ve birbirlerine destek çıkan iki unsurdur. Yani meşruiyet çünkü insan için önemli bir şeydir. Yani yaptığınız e, herhangi bir şeyin e, en azından kendi vicdanınızda meşru olmasını e, çeşitli bahaneler yoluyla sağlamak zorundasınızdır. E, bu avunma da böyle bir şey sanırım. Ya yani ne yapalım işte elimizden bu geliyor. Diye biz hemen ne yaparız? Potansiyelimizi de sınırlayarak böyle şeyler söyleriz. Bu da aslında gafletin bir türü. Dünya uğrunda hayatı boşuna harcama. Dünya geçicidir. Sonra sana zorla zahmet çektirirler. Ya yani bu dünyada bu hayatı, bu zamanı boşa harcama. Çünkü yani tayin edilmiş bir istikbal var. ...bu ölümle neticelenecek... ...bunun... ...sonunu bilerek... ...bu vaktini bir insan neden... ...boşa harcasın yani bu vapur kalkacak... ...bir şekilde... ...biz de inmişiz bu vapurdan... ...hala böyle bir şeylerle uğraşıyoruz... ...yani o vapurdaki yolculuğumuz için... ...sonrası için... ...aslında o ihtiyaçlarımızı... ...gidermemiz Malayani'den... ...uzak bir şekilde... ...tekrar ona yetişmemiz gerekiyor ama... Dile kolay ama bizde zor tabi. İpek sırma ile örtülen vücudun kara toprağa serilecektir ey hakim. Sene utan zevklerinle avunan vücudun kara toprak altında gizlenip sırt üstü yatacaktır. Yine e, toprak vurgusu. Sarsmayan Rahvan Küveylan attan inip aciz aciz içinde eğersiz bir ağaca bineceksin. Bu da tabut tabii ki. Yani böyle e, parlak Kuvvetli küheylanlardan, attan inip o ihtişamdan e, o dört e, kolu olan bir e, kayığa bineceksin. Yiğit salına bineceksin. Bunları düşün ve ölüme hazırlan. Yarın bu kara yer altında pişman olma. Her işi Tanrı'dan tevfik dile. Bil ki sana ancak Tanrı yardım edebilir. İyi veya kötü ne gelirse ona razı ol. Kazaya boyun eğ, ağzım bozma. Eğer her iki dünya beyliğini istiyorsan en iyisi budur. Sen şu beş işe yaklaşma. Bakalım bu vasiyetnamede tabii ki nasihatler, öğütler var. Harama karışma, zulmetme, insan kanı dökme, düşmanlık besleme ve kin gütme. Şarap içme, fesattan uzak dur, ondan kaç. Bunlar daima mülke ve saltanata halel veren şeylerdir. ...müsaadenizle... ...eğer devamlı ve ebedi beylik istiyorsan... ...adaletten ayrılma ve halk üzerinden... ...zulmü kaldır... ...ey hükümdar sen bugün... ...halkın başında bulunuyorsun... ...halkı gözet aklın başında... ...ve uyanık ol... ...hükümdarların omuzlarına... ...ağır bir yük yüklenmiştir... ...ey iyi huylu insan... ...ihmalkar olma... ...tedbirli davran... ...vücut arzusuna tabi olan insan... Nefsinin esiridir, onun esiri olma olursan da kendini kurtarmaya bak. Yani bu beden e, içerisinde bir şekilde bu beden kafesinde ruhumuz var. Ama biz e, o ruhun varlığını unutup tamamen vücudun e, nefsin e, esiri haline dönüşebiliyoruz. ki e, şu anda yaşadığımız hayatta e, bedeni arzuların e, tatminine odaklanmış, işte tüketim, reklam, çeşitli mekanizmalarla bu arzular, istekler sürekli bir şekilde tahrik ediliyor. Bir şekilde işte harcamaya, tüketime sevk ediliyor. Bunun karşısında da insanın direnmesi gerçekten çok zor. Bunlar bu konuştuğumuz şeylerin bir ne diyelim büyük kitleler üzerinde bir tesisini oluşturmak da çok zor elbette ki. Ama e, duyan kalpler için e, tüm bu söylenenler hepimiz için bir e, şifa olsun diyelim. Geçirdiğin hayat rüzgar ve tipi gibi gel, geldi geçti. Kalan hayatın daha ne kadar saltanat temin eder? Kalan ömrünü artık boşuna geçirme. Bakın sürekli bir zamana ömrün boşa geçir, geçirilmemesine, e, zaman bilincine, vakti kuşanma meselesine Sürekli bir atıf var. Kendini günah ve kusurlardan temizle. Bil ki dünya sana vefa edecek değildir. Yani bu dünya kimseye vefa etmemiş ki sana etsin. Bu geçici dünyadan sana lazım olan azığı al. Bu dünyadan bize lazım olan şey neyse ki yukarıda bunlar anlatıldı. işte güzel işler, salih ameller, iyilikler. Takva sahibi insan ne derdiğinde dünyada takva sahibi insanlar muvaffak olurlar. Bu dünya bir konaktır, sen kendini kervan say, bir kervan konakta ne kadar kalabilir? Ee, bildiğimiz bu teşbihler yine dünya bir saraydır, bir kazanç yeridir, buradan oraya götürebileceğin ne varsa götür. Sen buradan göç edeceksin, göç yükünü önceden gönder ancak lüzumlu olanları al, lüzumsuzları bırak ki insana e, bu yürüyüşte, bu e, yolculukta ağır yükler... E, onun yürü, yürüyüşünü ne yapacak? Yavaşlatacaktır. İşte ben gidiyorum bana bak ve ibret al. Burada kendin için iyi bir ad bırakmaya gayret et. Ölmek üzere bulunan intizar halinde öğüt ve nasihat vererek ölen insan ne der? Dinle. Ölmekte olan insan yaşayanlara nasihat eder. Sen onu dinle ve gönlüne yerleştir. O der ki ey diri. Sen gafil olma, uyan, ben gaflet ettim, şimdi yıllarca pişmanlık içinde yatacağım. Ey hükümler, bu saltanatın uzun sürmesini istersen şu birkaç işi yap, şu birkaç şeyi de bırak. Yine maddeler geliyor, adaletle iş gör, buna gayret et, hiçbir zaman zulmetme, Tanrı'ya kulluk et ve onun kapısına yüz sür. İkincisi gafil olma, yine gafil olmamak, özellikle zaman hususunda dikkatli ol. Uyanık dur. Sana başkasının yüzünden ansızın bir suç isnat edilmesin. <laughs> Bu da çok önemli bir şey. Yani bir yöneticinin tabii ki sorumlu olduğu sadece kendisi değil, altında ona yardımcı olan insanların <laughs> yaklaşımları da önemli. Sultan bunlardan da mesul. Onların yüzünden sana bir suç <laughs> isnat edilmesin diye bir tavsiyede var. Bu da çok önemli. Evet ve öfke anında hiçbir iş yapma. Çok böyle ne diyelim hani bu ana asıl erbağdan bahsetmiştik. E, hava ya da heves aynı e, anlama geliyor malum. E, bu baskın olduğu zaman yani böyle coşkun zamanında ya da ateş seni sardığında öfkeli anında e, hiçbir iş yapma. Her iki halde de dişini sık sabret. Yani daha mutedil e, bir hal içindeyken önemli kararlar ver çok önemli bir tavsiye. Bu bir kaç şeye dikkat edersen memleket gözetilmiş olur, saltanat uzun sürer ve sana sulh ve sukun temin eder. Bütün iyilere hürmet göster ve onları yükselt, kötülere yüz verme, onları kapına dahi yanaştırma. Yine bakın tekrar ediyor. Ee, önceki derslerde de söylemiştik. Yani benzer mevzuların farklı e, yönleri, farklı boyutları e, vurgulanıyor. E, Ağlam içinde kötü teamil kurma iyi kanun koy ömrün iyi geçer ve saadet sana yar olur. Yani kötü çığır açma kötü çığır açmak o, o sonraki o çığırra uyan insanların da vebalini senin boynuna yükler haliyle. Ey hükümdar meşhur alim ne der dinle bu sözden sen kendine hisse çıkar. Ey kanun yapan <laughs> iyi kanun koy kötü kanun yapan kimse daha hayatta ölmüş demektir. Ey hakim devlet adamı kötü teamül koyma, kötü kanunlara dünyaya hüküm hükmedilmez. Bir kimse kendi zamanda kötü teamül vaaz ederse kendisinden sonra kötü bir nam bırakmış demektir. Yani kötü bir çığır açmak. Yine e, devam ediyor bir kimse iyi kanun vaaz edip bıraktı mı adının ayakta durmasını sağlamış demektir. Bu da iyi çığır açmak. Ey hükümler dikkat et kendini şaşırma aslını unutma bunu daima hatırında tut ve düşün. Aslını unutma derken yani sen de aslında bir diğer insanlar gibi topraktan geliyorsun ve e, aslın toprak ve gideceğin yer nihayetinde topraktır. Ey iktidar sahibi kötü hareketleri benimseme. Kötü hareket seni her iki dünyada inletir. İktidara geldin ve halka yakın oldun. Dikkat et sonra bu ömür efsusla geçer. Sonra bu ömür efsusla geçer. Şöyle bir... E, <laughs> Kontrol edelim. Bir saniye. Evet. 1464'e bakalım. Evet. Yönetim ele aldın. Halka yakın oldun. Dikkat et. Sonra bu ömür pişmanlıkla geçer. Yani pişmanlık olur. Halka yakın oldun. Dikkat et. Sonra bu ömür Efsus'la geçer. Bu dünya geçicidir. Sen onu şimdiden geçti bil. Ölüm muhakkak gelecektir sen onu karşına artık geldi bil. Benim halime bak benden öğüt ve nasihat al yarın pişman olma sen bugün henüz dirisin. İnsan ölünce ondan bir miras kalır. Ey bilgin benim sana mirasım da işte budur. Ey hükümdar benim en çok sevdiğim insan sendin faydalı mirasımı sana bırakıyorum. İnsan için faydalı miras sözdür. Yani paradan puldan gümüşten ziyade insana Gerçek miras hakikatli sözlerdir. Miras olarak kalan sözü tutmanın yüz türlü faydası vardır. İşte şimdi sözün doğrusunu yazıp bıraktım. Beni hatırla ve sözlerimi unutma. Ne kadar çok yaşarsan yaşa ve ne kadar hayatta kalırsan kal. Dikkat edersen en son karşılaşacağın şey ölümdür. Evet. Şüphesiz bir gün nihayet ölüm gelecektir ve bütün canlıların canını alacaktır. Davetçinin gelmesine hazırlanmak ve uzun yol yürümek için hazırlık yapmak gerekir. Yine bir yoldan bahsediyoruz. Hani anne karnı duraktı, dünya bir durak, mezar bir durak ve yolculuk devam ediyor ebediyete kadar. Ölümden kurtulmak için bir çare yoktur. Bunu bil, ölüme hazırlan ve o ancak bunun için lazım olanları al. Çünkü ondan sonra da yürüyüşüne devam edeceksin ağır yükler yüklenme veballer altına girme Al, alalı eren e, ve ölümü ölmeden önce anlamış olan insan ne der dinle evet 1475. beytimizde aklı eren e, aklı eren e, ve ölümü ölmeden önce anlamış olan insan ne der dinle ölümün sırası nöbetle gelir ölüm ölüme her an kendini hazır bulundur gümüş kuşak bağlayarak işte ben diyenin kuşağı ölüm tutunca kopar. Ey hükümdar işte ben senin hakkını ödedim. Bana gösterdiğin yakınlığın karşılığını yerine getirdim. Bütün iyilikler için Tanrı sana tevfik ihsan etsin. Muvaffak kılsın seni. Yiyecek ve giyecek hususunda da bu iyiliklerin sana hayrı dokunsun. Ömrünü sıhhatle geçir, çok seneler yaşa, <laughs> saltanatın sevinç ve huzur içinde geçsin. Bu sözlerim sana karşı içten bir bağlılığın nişanesidir. Ey güzel yüzüm, sağ ve esen kal. Ey devletli hükümdar, işte ben gidiyorum. Oğlum bu ciğerparem burada kalıyor. Şimdi ögdilmişi aslında ne yapacak? Bir nevi refere edecek, onu ona emanet edecek e, sultana. Onu yalvararak Tanrı'ya emanet ettim o isterse yanar ateş içinde de olsa onu korur. Senden dileğim şudur ona nezaret et kendinden uzaklaştırma yoksa o yabani bir diken gibi olur. Yani hem sen ona hamiyet et hem de onun sana bir faydası olacaktır. Tanrı her şeye bir sebep yaratır iyi ve kötü o her şeyi o nasip eder. Çocukların iyi veya kötü olmalarına anne babaları sebep olur. Yine burada eğitim hususunda aile meselesinde anne baba çocuk ilişkisinde yine önemli vurgular geliyor İşte onun babası olan ben bugün ölüyorum oğlum küçük yaşta yetim ve öksüz kalıyor eğer bu hizmetkarın sende bir hakkı varsa sebep ol ve onu iyi yola sevket gözden uzak bulundurma ona fazilet ve bilgi öğret bilgi ve fazilet ile memlekette mevki sahibi olsun bilgi ve faziletle mevki sahibi olsun tavır ve hareketi makul Muntazam ve iyi ahlaklı, hizmete layık ve meziyet sahibi olsun. Serbest ve başı boş bırakma. Sıkı tut ve hareketlerine mani ol. Çocuk sıkı bir terbiye altında bulundurulursa sonunda bahtiyar olur. Geçen derste de bu sıkı terbiyeden bahsetmişti. Günümüzde bu sıkı terbiye meselesi tabii tartışılıyor. Yani çocuklar işte özgür olsunlar, özgüven kazansınlar. <laughs> Ama bir disiplin problemi de yaşıyoruz hep birlikte. Hem eğitimciler, hem anne babalar, hem de bu dijital dünyanın çekiciliği arasında çocukların halini analiz edebiliriz başka bir bahiste. Tecrübeyle anlayarak, bilerek söyleyen ve işin gündüne vakıf olan pir ne der dinle. Oğla bilgiyi henüz küçük iken öğret, küçüklüğünde bilgi öğrenirse hayatta muvaffak olur. Yani küçük yaş, ağaç yaşken eğilir. Ee, küçük yaşta aslında temel e, bilgileri, e, anne baba bir şekilde ya da görgüleri, adab-ı muaşereti, hayatla ilgili temel bilgileri öğretmek esas. Gerekirse oğla kıza acımadan dayak at, dayak oğla kıza bilgi öğretir. İşte burada burayı tartışabiliriz. Burada da tabii ki bir hani dayak at meselesi bir emir gibi telakki etmemek icap eder. Biraz hani zorlamak gibi de algılayabiliriz ama dayak da var yani. Yani yok diyemeyiz şimdi bunu tevile gerek yok. O dönemdeki algı bir şekilde bu terbiye hususunda böyle gelişiyor. Biz bu metni aktarırken buraları da elbette ki sansürleyemeyiz ama tabii ki tartışabiliriz bu meseleleri ki eğitim bilimciler de bu meseleleri tartışıyor. Başka yollar elbette ki mümkündür. Gerekirse ifadesi geçiyor tabii ki gerekmesin yani tabii ki gerekmesin. Oğul kız küçüklükte ne öğrenirse yaşlanıp ölünceye kadar da onu unutmaz. Yani bu çocukluk döneminin önemi yani bu her zaman önemli aslında temel e, e, de temelde işin temelinde bu eğitim meselesinde e, değişen bir şey yok. Yani önce e, küçüklükte insanların karakterlerinin şahsiyetlerinin oluşumu meselesi önemli bunun yol ve yöntemleri elbette ki zamana göre değişiklik arz edebilir kullanılan araçlara göre farklılık arz edebilir. Ancak temelde insanın o karakterinin oluştuğu erken yaşlara dikkat çekilmekte. Mektubu tamamladı, dürüp bağladı, eliyle uzatarak oğluna verdi. Oğlum dedi bu mektubu sakla, kaybetme, hükümdara götür, ona mirasın budur. Yani bu... Vasiyetnameyi oğluyla iletecek Mektubumu okusun sözümü tutsun Ölüme hazırlansın eşini ona göre tanzim etsin Uzun bir süre sustu Sonra oğluna bakarak dedi sen bunu anla Doğruluktan ayrılma Oğlunu kucaklayarak tekrar bağrına bastı Öpüp ağladı Yüzü gözyaşları ile kaplandı Ey oğlum dedi işte beni görüyorsun Ben ne halde gidiyorum Bunu hatırından çıkarma Sana da şüphesiz bu an gelecektir gafil olma bir gün sen de öleceksin ben sana gereken sözleri söyledim sözümü unutma ve bana dua et eğer bir gün gelir de hükümler seni isterse tavır ve hareketini düzelt ona hizmet ve hürmetle kutsur etme aylak olma ve başıboş dolaşma kendi kendine koşma <laughs> işinde ve sözünde dürüst ve mülayim ol aylak olma başıboş dolaşma kendi kendine koşma <laughs> bu da güzelmiş İşinde ve sözünde dürüst ve mülayim ol. Gece yat, gece geç yat yine de erken kalk, yataktan erken kalkan saadetini artırır. Bakın ne kadar günlük hayata ilişkin tavsiyeler. Oğluna şöyle tavsi tavsiyelerine devam ediyor. Tanrı buyruğuna çok itaat et, hükümdara hizmet et ve ona gönülden bağlan. Kötüye yaklaşma, ondan uzak dur. Kaç, daima iyilik yap, tavır ve hareketini düzelt. Sözünü gözet, yani söz söylerken onu tartarak söyle. Emniyet içinde yaşa, kendini gözet, esenlik ve ihtiyarla. Sustu, oğlunu kucaklayıp ağladı, tekrar ah etti ve pişmanlıklar getirdi. Ey vefasız, güvenilmez dünya dedi. Niçin şimdi bana e, cefa ediyorsun? Bol nimet içinde beslenmiş olan bu vücudum, bu güzel yüzüm kara toprağa giriyor. Yani ölümü de kabullenmek kolay değil. Nasihat vermek kolay ama ölümü... İnsanın kendi nefsinde kabullenmesi de o kadar kolay değil. Anadan nasıl doğdum ise bugün o şekilde ve acz içinde gidiyorum. İnsan bu dünyaya yalnız geldi, e, tabiri caizse çıplak geldi yine yalnız ve çıplak olarak gidiyor. Bu acziyet içinde gidiyor. Ölmek üzere bulunan ve ölürken pişman olarak inleyen kuvvetli insan ne der? Dinle. Karından çıkardın tekrar karına giriyorum. Şeker ile besledim bu vücudu yılana veriyorum. Bana yazık oldu gençliğime ve hayatıma yazık oldu. Pişmanlıkla ve ağlayarak mezara giriyorum. Ait oldu başına aklını topladı, ağlamayı bıraktı, malını miras olarak başkalarına dağıttı. Bütün akrabalarıyla helalleşti, canı mavi göğe doğru yol almak istedi, gözünü göğe dikti, elini kaldırdı. Yine bakın burada mavi gök eski Türk inancına da bir atıp var tabii ki. Yine göğe yükselmek, ruhun yükselmesi hem metaforik olarak hem de e, tabiatla kurulan e, o doğrudan ilişki bağlamında bunu düşünebiliriz, e, detaylandırabiliriz mevzuyu. Gözünü göğe dikti, elini kaldırdı, son sözü kelimeyi i oldu. Nurlu can ayrıldı, günü karardı, Tanrı adıyla son nefesini verdi. Saf ve temiz ruhu yükselmek diledi, ruhu uçtu, boş bir kalıp kaldı. Yani insanın bu dünyada kalan şeyi nedir? Şu kalıbıdır. Elbisesi, elbiseyi, beden elbisesini çıkarıyor, çıkarıp ruhumuz uçup gidiyor. Ruh hiç doğmamış gibi kayboldu gitti. Dünyada alamet ve nişan olarak yalnız adı kaldı. Şimdi dürüst gönüllü ve gaflet uykusuna uyanmış insan ne der dinle? Bu süslü evin vücudun, bu süslü evin vücudun evidir. O heykel gibi vücudun Temiz ruhun evidir. Yani bedenimiz aslında ruhumuzun evidir. Ruh uçup gidince vücut boş kalır. Ruh ruhun nereye gittiğini ancak Tanrı bilir. Ey devletli o bir sırdır çünkü ruhun mahiyeti belki de insanın insanlığın en çok merak ettiği sorudur ama bu Allah'ın bir sırrı olarak tarif edilir malumunuz. Ey devletli onun yeri yükseklerdedir. Onu onun yükselmesi saadet, aşağı inmesi felakettir. Şüphesiz ona ikisinden biri nasip olur o ölümsüz, uzun, ebedi bir hayat sürmeye başlar. Yani ruh. Dikkat edersen insan ne kadar aciz bir mahluktur. Yürürken yere serilir ve sesi kesilir birden. <laughs> Nereden gelir, nereye gider, nerede durur, nerede yürür? Bunu bilen var mı? Ne der? Ne akıllı anlar mı? Hakim, hakim buna ne der? Bu işi bilen ancak her şeyi bilen Tanrı'dır. Bu işin hikmetini ve sırrını bilen ancak hükmeden Allah'tır. Bazen kaybolur, kendini göstermeden dolaşır. Bazen daha göz önündeyken silinip gider. Bu insanın kendisi çok kısa ömürlüdür. Fakat emeli uzun, dili ve sözü büyüktür. Tulemel. Hazreti Peygamber'in bir murabba hadisi vardır malum. İnsan o e, murabbanın içinde bir noktadır. Ee, onun ömrü o e, karenin kenarına kadar uzanan bölümdür ama onun e, emelleri o çizgi ecel çizgisinde aşar gider. İnsanın ee, insanın ömrü kısadır ancak emelleri uzundur. İnsanın bu acizine dikkatle bakarsan kötülerin niçin bu kadar gurur getirdiklerine hayret edersin yani. Bu kadar acziyet içinde olan bir varlığın <laughs> bu kadar gurur içinde olması anlamsız bir şey gerçekten. İki günlük bu geçici dünyayı bulunca niçin kaya gibi göğüs kabartırlar? Uyanmış ve ölümü anlayarak doğru yola girmiş olan insan ne der dinle. Ey kötü ölüm sen ne eşi benzeri olmayan bir şeysin ki yüz binlerce silahın sana karşı bir tek faydası yoktur. Herkese gelirsin hiç kimse senden kurtulamaz. İyi ve kötü şeylerin hepsini tuzağına düşürürsün. Alimlerin saadet içinde ömür sürmeleri lazımdı. Bütün cahil küstahlar hep ölmeliydiler. Vay be. İşte bu dersin de böyle şeyi bu olsun, bu beyit olsun. Alimlerin saadet içinde ömür sürmeleri lazımdı. Bütün cahil küstahlar hep ölmeliydiler. İyi veya kötü hiçbiri kalmaz hepsi de ölür. Büyük veya küçük hepsi kara toprak olur. Ölümden kurtuluş yoktur. İnsan ne kadar çok yaşarsa yaşasın ölüm gelecektir. Halkın başında bulunan bilgi ve anlayış ile işini gören insan ne güzel söylemiştir. Ölüm olmasaydı ne iyi olurdu? İnsan ölmeseydi ne güzel olurdu? Bana zevk ve saadeti veren bu hayatımdır. Benim esas ve temelimi bozan ölümdür ölüme hayret edilmez. Her doğan ölür, doğan ölür ve kara toprak olur. İnsana yazık değil, insanlığa yazıktır. Harika. Hani diyor ya önceki bölümlerde de insan çoktur, insanlık nadirdir. İnsana yazık değil, insanlığa yazıktır. Fertlere yazık değil, doğruluğa yazıktır. Bu dünya acuzesinin huyu ve adeti budur. İster beğen, ister beğenme evet bu son iki beyt gerçekten vurucuydu günümüzde de birçok noktada temas eden bir anlama işaret ediyor İnsana yazık değil insanlığa yazıktır yani bir şekilde ölüm hepimize gelecek Tabii ki Allah yolunda ölmek öldürülmek Bunların bu da bir nasip meselesidir. Zaten bir kere gelecek bu. Bunun da anlamlı bir şekilde gelmesi, ölümün anlamlı bir şekilde gelmesi önemlidir. İnsana yazık değil bu sebeple. İnsanlığa yazık, fertlere yazık değil, doğruluğa yazık. Diye bitirelim efendim. Uzunca bir vasiyetnameydi. ait olduğunun oğlu övdilmiş vasıtasıyla hükümdar Küntoğluya iletmek istediği bu vasiyetnameyi uzunca beyitlerden oluşan bu vasiyetnameyi de bitirmiş olduk. İnşallah yeni saatimiz değişti. Şöyle metni alalım. Saatimiz değişti. Yeni günümüz salı saatimiz 11. Artık kayıt alarak sizlere bu bölümleri okuyoruz. Umuyoruz bu metni tamamlamak nasip olur. Bizler de yani kendim de bundan istifade etmiş oluyorum. Dinleyenlere teşekkürler. Haftaya görüşmek dileğiyle.